Evet arkadaşlar, elektron ilgisinden devam edelim. Elektron ilgisi tanım olarak gençler, gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasında açığa çıkardığı enerjinin büyüklüğü olarak ifade ediliyor. Yine burada atomun gaz olması gerekiyor, buna dikkat edeceğiz. Ama yoğunlaşma enerjisinden farkı, yoğunlaşma enerjisinde elektron koparıyorduk, burada ise elektron alıyoruz. Yoğunlaşma enerjisinde enerjiyi veriyorduk, elektron ilgisinde ise elektron enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin değeri ne kadar büyük olursa elektron ilgisi de o kadar büyüktür diyebiliriz. Elektron alma isteğidir diyebiliriz bir elementin. Kimler elektron almak isteyecektir? Metallerin elektron ilgileri yok kabul ediliyor. Soy gazların elektron ilgileri de çok düşüktür. Yok demeyelim, çok düşüktür. Neden? Çünkü metaller elektron almak istemezler. Zaten almıyorlar da. Soy gazlarda kararlı oldukları için elektron almak istiyorlar. O zaman elektron ilgisi en yüksek olan elementler ametaller olarak sınıflandırabiliriz. Burada bir uyarımız var. Elektron ilgisi egzotermiktir. Egzotermik dışarıya ısı veren anlamındadır. Zaten görüyoruz enerjiyi dışarıya vermiş. İfade edilirken değerinin eksi olması şurada olduğu gibi sadece dışarıya enerji verdiğini, yani egzotermik olduğunu anlamak içindir. Yoksa sayısal anlamda herhangi bir farkı yoktur. Peki periyodik tabloda elektron ilgisi nasıl değişir? Biraz önce bahsetmiştik, periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe ve yukarıdan aşağı doğru gidildikçe elektron ilgisinin değişimi. Metalik ve ametalik özellikten yine çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz? Ametallerin elektron ilgisi yüksekti. Metallerden ametallere doğru geçtiği için elektron ilgisi sağa doğru genellikle artacaktır. Yukarıdan aşağı doğru ise ametallerden metallere geçtiği için elektron ilgisi azalacaktır. Sağa doğru genellikle artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır. Burada soy gazları düşünmeyin. Soy gazlarının da elektron ilgisi yok kabul ediliyor çünkü. Metal ve metalik özelliğe bakarak elektron ilgisini kıyaslayabilirsiniz gençler. Soy gazlar kararlı olduklarından işte bahsettiğimiz elektron ilgileri yoktur gençler. Göstermiyorlar. 5A ve 2A grupları küresel simetri özelliğinden dolayı soldan sağa doğru elektron ilgisi artışına uymamaktadır. Onun için soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle artar diyoruz yine. Bu özellik burada da var. Bunların elektron ilgilerini karşılaştıralım gençler. Öncelikle bunların metal mi ametal mi olduklarına bakalım. Lityuma bakacak olursak 2, 1, 1 metaldir ve 1A grubundadır. Karbona bakıyorum. 2, 4. Bu da bir ametaldir ve yine ikinci periyot elementidir. Klora bakıyorum. 2, 8, 7. 7A grubunda bir ametal. Bu da bir ametal. 4A grubunda. Bu 1A grubunda. Ve bir metal. Zaten metallerin elektron ilgileri yoktur. O zaman lityumun elektron ilgisi en düşüktür diyebiliriz. Karbonla kloru kıyaslayacağız. Klor 7A grubunda olduğu için soldan sağa doğru elektron ilgisi artıyor. Elektron ilgisi arttığı için de klorun elektron ilgisi karbonun elektron ilgisinden daha büyüktür. Elektron ilgisinin karşılaştırması bu şekilde yapılabilir gençler. Burada bir soru ve bilgimiz var. Yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi genellikle azalır demiştik. Çünkü metalik özellik artıyordu. Yarıçapla da kıyaslayabiliriz bunu. Atom yarıçapı küçük olan elementler, elektron ilgisi daha yüksek olan elementlerdir. Hemen bir örnek vermiş. Florla bromu söylemiş. Florun periyodu ve grubuna bakacaksak ikinci periyot 7A grubudur. Brom ise dördüncü periyot 7A grubu elementidir. Bunların grupları aynı ama periyotları farklı. Yani bir grup daha, biri buradayken diğeri onun iki altında, yani flor buradayken atıyorum brom buradadır. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüyor. Çap büyüdüğü için de elektron ilgileri azalıyor. Dolayısıyla florun elektron ilgisi bromun elektron ilgisinden daha yüksektir diyebiliyoruz. Çapla elektron ilgileri ters orantılıdır diyebiliriz gençler. Burada gene istisnailer olmalara rağmen demiş, burada da belirtmiş. Elektron ilgisi periyodik değişimi yoğunlaşma enerjisinde olduğu gibidir. Atom yarıçapıyla ters orantılı değişir. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarıya doğru
genellikle elektron ilgisi artıyor. Genellemelerin dışında bazı özel durumlar olabiliyor. Flor ve klor elementinde olduğu gibi normalde yukarıdan aşağıya elektron ilgisi azalması gerekirken aşağıda olan klor, flordan elektron ilgisi olarak açığa çıkardığı enerjilere bakarak daha yüksek olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Ama biz genellediğimiz için bunları dikkate almıyoruz. Özel bir durum çünkü. Hemen bir örneğimiz var. Örneğimizi çözelim gençler. Periyodik tabloda yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Atom çapı en büyük olan element hangisidir? Çap periyotlarla alakalıydı gençler. Periyodu büyük olan kalsiyum ve bromun çapı diğerlerinden daha büyüktür. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe çap azalacağı için kalsiyumun çapı en büyüktür. O zaman bunun cevabı kalsiyumdur diyebiliriz. İyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir? İyonlaşma enerjisi soy gazların iyonlaşma enerjisi en büyüktü. Neon bir soy gazdır burada. Onun için iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Elektron ilgisi elektron almayı isteyen büyük olan element hangisidir diyor. Flor elektron ilgisi en yüksek olan elementtir. Hem sağda hem yukarıda olduğu için soy gazları değerlendirmeye almıyoruz. Elektron ilgileri yok kabul ediliyor çünkü. En fazla elektron ilgisine sahip olan element ise flordur burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Elektronegatiflik konusuna geldik. Elektronegatiflik atomların kimyasal bağı oluştururken bağdaki elektronları çekme yeteneğine elektronegatiflik deniyor. Yani hidrojen ile florun bir bağ yaptığını düşünecek olursak şurada olduğu gibi florun ya da hidrojenin bağdaki bu elektronu çekme yeteneğine elektronegatiflik deniyor gençler. Elektronegatiflik elektron ilgisiyle aynı şey olmamakla beraber değişiklikler periyodik cetvelde aynı şekilde oluyorlar. Değer olarak elektronegatiflik iyonlaşma enerjisiyle elektron ilgisinin toplamının yarısı olarak ifade ediliyor. Bu yaklaşıma Mulliken-Pauling yaklaşımı deniyor. Buradaki K bir sabit, iyonlaşma enerjisiyle elektron ilgisinin toplamının yarısı olarak ifade ediliyor. Elektronegatiflik değeri en yüksek olan element flordur. Flor bileşiklerinde bu özelliğinden dolayı sadece eksi bir değerlik alıyor, başka bir değerlik almıyor. Elektronegatiflik periyodik cetvelde nasıl değişiyor? Aynen elektron ilgisi gibi düşünülebilir. Gençler, periyodik cetvelde atom yarıçapıyla ters orantılı olarak değişiyor. Yani soldan sağa doğru devam edersek burada bir tablo olacaktır. Evet, görüldüğü gibi soldan sağa doğru genellikle artıyor. Aşağıdan yukarıya doğru da genellikle artıyor. Elektron ilgisiyle hemen hemen aynıdır diyebiliriz. Devam edelim. Burada da tablosu verilmiş. Evet arkadaşlar, asitik ve bazik özelliğe geldik. Asitik ve bazik özellik elementler tek başına asitik ya da bazik özellik göstermiyorlar. Yalnız bunların oksitlerinin sulu çözeltileri asitik ya da bazik özellik gösterebilir. Oksit ne demekti? Oksijenin tek cins elementle yapmış olduğu bileşiklere oksit deniyor. Yani bir oksijen ve bir element olduğu zaman bu bileşik oksitti diyebiliyoruz. Yalnız bunda bir tane uyarımız var. OF2 bir oksit değildir. Çünkü oksijenin oksit olabilmesi için eksi değerli kalması gerekiyor. Burada ise artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir oksijen. Onun için oksit kabul edilmiyor. Oksitler suda çözündüğünde XOH yani şuradaki OH bizim için önemli. Yapısında çözeltiler oluşturuyorlar. Bu çözeltiler de suda çözündüğü zaman çözeltilere OH iyonu ya da H artı iyonu verebildiği için asidik ya da bazik özellik gösterebiliyorlar diye biliyoruz. Eğer metal ise metallerin hidroksitli bileşikleri suda çözündüğünde OH veriyor ve çözelti bazik özellik gösteriyor diyoruz. Devam edelim gençler. Burada elektronegatif değeri küçük olan elementlerin metallerin hidroksitleri bazik özellik gösterir diye bir ifademiz vardı. Metallerin hidroksitleri baz özelliği gösteriyor. Biraz önce bahsettiğimiz denklemden dolayı. Eğer ametal olursa ametallerin oksitleri asit oksit diye biliyorsunuz gençler. Asit oksit demek de
suda çözündüklerinde çözeltiye H artı iyonu veren maddelere deniyor. H artı iyonu verenler asit özellik gösteriyor. Elektronegatif değeri yüksek olan elementler, yani ametallerin hidroksitleri asidik özellik gösteriyor. Şöyle diyebiliriz genellersek gençler. Metal oksitler baz, ametal oksitler genellikle asit özelliği gösterir diyebiliriz gençler. Bir periyodik cetvelde sağa doğru gidildikçe ametalik özellik arttığı için asitlik kuvvet artıyor. Sola doğru gidildikçe de metalik özellik arttığı için oksitlerinin bazik kuvveti artar diyebiliyoruz gençler. Devam ediyorum. Örnek vermiş bir tane. Metal oksit. Bunlar baz çözeltileri oluştururlar. Suda çözündüğü zaman magnezyum hidroksit oluşturur. Örneğin magnezyum hidroksitten. Alüminyum oksit ise amfoterdir. Bunların oksitleri de amfoter özelliği gösterir. Yani hem asit hem baz özelliği beraber gösterebiliyorlar gençler. Yukarıdan aşağı doğru periyodik cetvelde gençler inildikçe metalik özelliği arttığı için metallerin oksitlerinin bazik özelliği artar. Sağa doğru gidildikçe de ametalik özellik arttığı için oksitlerinin asitlik kuvveti artar. Bunu genellersek tabloda şurada göstermiş zaten. Sağa doğru ve yukarı doğru ametalik özellik arttığı için asidik özellik artıyor. Aşağı doğru ve sola doğru metalik özellik arttığı için de bazik özellik artar diyebiliyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Burada bir uyarımız var. Berilyum, alüminyum, galyum, kalay ve kurşun amfoter metaller olarak geçiyordu. Bunların oksitleri de amfoter özellik gösteriyor. Yani hem asit hem baz özelliği gösterebiliyorlar. Evet gençler, konumuz bitti. Adım testinden birkaç tane soru çözelim. Dördüncü soruya bakalım. Aynı periyottaki elementlerle ilgili, yani bir periyot için düşüneceğiz bütün soruları. Atom numarası soldan sağa doğru kesinlikle artar diye bir örnek verilmiş. Atom numarası soldan sağa doğru gidildikçe kesinlikle artar mı? Evet, çünkü periyodik cetvel atom numarasının artışına göre yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur. O zaman bu kesinlikle artar. İyonlaşma enerjisi kesinlikle artar mı? İyonlaşma enerjisi için kesinlikle artar diyemeyiz. Çünkü 2A ile 3A, 5A ile 6A'nın yer değiştirdiğini söylemiştik. Kesinlikle artar diyemeyiz. Elektron ilgisi yine kesinlikle diyemiyoruz. Çünkü yine 2A ile 3A, 5A ile 6A'da değişiklikler oluyordu. Onun için elektron ilgisi de kesinlikle artar diyemeyiz. Kesin artan yalnız 1 olan atom numarası. Devam edelim. Bir soru daha buradan çözelim. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda iyonlaşma enerjileri verilmiş. Bunlarla ilgili sorular sorulmuş. Biz bunlarda gruplarını buluyoruz. En büyük artışın olduğu yerlere bakalım. Yaklaşık bir 12-13 katlık bir artış var. Bunu hemen işaretliyorum. Yani X1A grubunda. Y'ye bakıyorum. En büyük artışın olduğu kat olarak yer burasıdır. Yaklaşık bir 6 kat var 2A grubunda. Z'ye bakıyorum, en büyük artışın olduğu yer 1000-5000 burada. Bu da 2A grubundadır. Y ile Z 2A grubunda, X 1A grubundadır. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. X atomu ikinci periyot alkali metali midir? 2A grubundadır ama ikinci periyot olduğunu nasıl anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Bu atomun, X atomunun dördüncü iyonlaşma enerjisi yok gençler. Yani 4 tane elektronu yok anlamına gelir. Toplamda 3 tane elektronu var demek. O zaman bu atomun 3 tane elektronu varsa atom numarası da 3'tür. Atom numarası 3 ise de elektron 1A grubundadır. 2, 1 yani ikinci periyot 1A grubu elementi yani alkali metalidir diyebiliyoruz. Diğer elementler için herhangi bir böyle bir şey söyleme şansınız yok. X ile Z aynı grupta mı? Bakıyorum X ile Z aynı grupta değil arkadaşlar. O zaman B şıkkı yanlış. Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer mi? Kimyasal özellik benzerleyebilmesi için bunların aynı grupta olması lazım. Dikkat edin, her ikisi de 2A grubunda benzerdir, doğrudur. Atom numarası arasındaki ilişki Z, Y, X şeklindedir. Zaten X ikinci periyotta olduğunu söylemiştik. Y ile Z'nin aynı grupta olduğu için iyonlaşma enerjilerine bakıyorduk. İyonlaşma enerjisi küçük olanın
Atom numarası aşağıda olması gerekiyordu. Küçük olan z'dir, z aşağıda, y yukarıdadır. O zaman z'nin atom numarası en büyüktür. Sonra y, sonra x gelir, doğrudur. Y ile z arasında alaşım oluşturabilir mi? Alaşım oluşturabilmesi için bu ikisinin de metal olması gerekiyor. 2A grubundakiler zaten metaldir. Metaller alaşım oluşturabilir gençler. Hemen sağdaki 5. soruyu da çözelim. 5. soruda bir periyodik cetvel vermiş. Yerleri belirtilen x, y, z elementleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Elektron verme isteği en büyük olan element x'tir demiş. Elektron verme isteği metalik özellikle ilgili bir şeydir. Metalik özelliği en büyük olan element x'tir, doğrudur. Birinci şık doğru oldu. Çünkü soldan sağa doğru metalik özellik değil, ametalik özellik artar. X ile z'yi kıyaslarsak x'in metalik özelliği daha fazladır. Atom yarıçapı en büyük olan z'dir. Çap soldan sağa doğru gidildikçe azalıp yukarıdan aşağı doğru gidildikçe artan bir özellikti. En büyük olan element o zaman x'tir. Çünkü en aşağıda ve en soldadır. Onun için bu şık yanlış oldu. Elektron ilgisi en büyük olan element y midir? Ametalik özelliği en fazla olan ve çapla ters orantılı olarak değişiyordu zaten elektron ilgisi de y'dir. O zaman bu şık da doğrudur. Doğru olanları soruyor. Denizli şıkkı 1 ve 3 doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öğrenme testinden de birkaç soru çözelim. 6. soruya bakacak olursak iyonlaşma enerjisiyle ilgili bir soru sorulmuş. X, Y, Z elementlerinin iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş. Bunlardan hangi periyoda ait olabilirdir diye soruluyor. Dikkat edersek bu periyotta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane element olması gerekiyor. Onun için birinci periyotta olma şansı yok. Çünkü birinci periyotta 2 tane elementimiz var. İkinci ve üçüncü periyotta 8'er tane elementimiz olduğu için bunlara ait olabilir. Yani doğru cevabımız E'dir. Diğer sayfadan da bir soru çözelim. 11. soruya bakacak olursak arkadaşlar, hemen 11. soruya bakalım. Bir kesit verilmiş. Bu kesitle ilgili bunlar niceliklerden hangileri birbirine eşittir denmiş. X ve Y'nin en büyük baş kuantum sayıları birbirine aynı eşit midir diye soruyor. Baş kuantum sayısı periyot numarası demektir. X ile Y'nin periyodu aynı olduğu için bunların baş kuantum sayıları aynıdır diyebiliriz. X ile Z'nin değerlik elektron sayıları aynı mı? Değerlik elektron sayısı A gruplarında grup numarasını veriyordu. X ve Z'nin grupları aynı olduğu için değerlik elektron sayıları da aynıdır diyebiliriz. Y ve T'nin birinci yoğunlaşma enerjileri aynı mıdır diye soruyor. Y ile T aynı grupta olan elementler aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisi azalıyordu. Bunların iyonlaşma enerjileri aynı olmaz. Cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkacaktır. Birkaç tane soru da uygulama testinden çözelim arkadaşlar. Uygulama testinde 5. soruya bakacak olursak, İkinci yoğunlaşma enerjilerinin kıyaslanması diye bir soru var gençler. İkinci yoğunlaşma enerjisinin kıyaslanabilmesi için önce birinci yoğunlaşma enerjisinden bir tane elektron koparmamız gerekiyor. Bu atomların her birinden bir tane elektron koparırsak, kalemimizin rengini değiştirelim. 3, 2, 1 ve burada element bir tanesini verdi. Bu şekle geldi. Artık ikinci yoğunlaşma enerjisini kıyaslarken elementlerin bu şekilde dizilmiş hallerini kıyaslayacağız. Bu şekilde dizilmiş hallerini kıyaslarken E şıkkına bakacak olursak 2P6 ile biten elementler soy gaz olan elementler olarak biliniyordu. Soy gazlarının yoğunlaşma enerjisi çok yüksektir. O zaman ikinci yoğunlaşma enerjisi en yüksek olan element Edirne şıkkındaki soy gaza benzeyen atom olacaktır. Bir soru daha çözelim bununla ilgili gençler. Bir sonraki sayfamızda 9. sorumuza bakacak olursak, periyodik cetveldeki değişikliklerin yukarıdan aşağı ve soldan sağa doğru nasıl değiştiği ile ilgili bir soru var. Şıklardan giderek soruyu çözmeye çalışalım. Bir yönünde atom numarası artar mı? Evet artar. Soldan sağa doğru artıyordu. Birinci şık A şıkkında doğru. Birinci yön A şıkkında doğru. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artıyordu. Doğru. Elektronegatiflik soldan sağa doğru artıyordu. Doğru. Atom çapı soldan sağa doğru azalıyordu. Artar demiş. Yanlış. Değerlik elektron sayısı soldan sağa doğru A gruplarında grup numarası verdiği için artıyor. Azalır demiş. Yanlış. İki yönüne bakacak olursak, iki yönünde atom çapı küçülür mü? Yukarıdan aşağı doğru atom çapı artıyordu. Küçülür demiş.
Yanlış bir ifade olmuş. Metalik özellik azalır demiş. Yukarıdan aşağı doğru metalik özellik artıyordu. Azalır dediği için yanlış olmuş. Elektronegatiflik artar demiştik. Doğruydu. Atom numarasına bakalım. İki yönünde atom numarası da artıyor. Bu şık da doğru. Cevabımız o zaman Ceyhan şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu adımımızı da burada bitirelim. Önümüzdeki adımlarda görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum.